Gençlik mevkili bitmek üzere. İşte antrenman sahalarımız, yeni gençlik müdürümüz geldi. Mevcut sahamızın yeniden bakımıyla ilgili bakanlık bütçe çıkarmıştı. Ama gerek koşullar biliyorsunuz o bütçe yetmiyor. Tekrar bakanlıktan bir bütçe istendi. Bununla ilgili gerekli görüşmeler yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde o devreye girecek. Ayrıca artı baktığımızda mezbanemiz inşallah kurbanı yetişecek, o devreye girecek. Yine hükümet konağımız Sayın ben burada Cumhurbaşkanı Temsilciler Bakanı çok teşekkür ediyorum. Onların olurları geldi. Onların altyapıları hazırlıyoruz. İnşallah bir böyle bir konumuz var. Ayrıca park ve bahçeler izleyen işlemlerimiz devam ediyor. Yatırımlarla ilgili baktığımızda bir yüzme havuzu ile ilgili bir noktaya geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde onu temelini atacağız diye düşünüyorum. Dördüncü etap TOKİ'ler şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımızın önünde. İnşallah bu ay meclise gelirse o da sözünü aldık. Sıkıntı yok, geri indirildi. Geçten sonra da dördüncü etap TOKİ'lerimiz de insanlara sosyal hafızlarımızı vereceğiz. Onun haricinde bu şekilde devam ediyoruz. Üçüncü etap TOKİ'lerimiz vatandaşlarımız dağıtıldı. Vatandaşlarımız oturmaya başladılar orada. Ayrıca yolla ilgili biliyorsunuz Çal yolu ile ilgili büyük sıkıntılarımız var. Bununla ilgili Sayın Bakanımız biliyorsunuz Ulaştırma Bakanımız Denizli'ye geldi. Biz taleplerimizi iletti, daha önce iletmiştik zaten. İnşallah onunla ilgili önümüzdeki günler müjde bekliyoruz, haber bekliyoruz. Programa 2022 yatırımı alındığına dair o müjdeyi bekliyoruz. Velhasıl kelam Çal'la ilgili yapıcı olan yatırımlarımız devam ediyor zaten. Önümüzdeki günlerde bunları bitirdikten sonra da açılışlar yapacağız.